dostlar. Ben Türk Avcı Hamza Yüksel Koçerdi. Gene bıçaklar ve bıçak bileme üzerine bir video ile karşınızda olacağım. Bu videomuzun konusu masatlar olacak. Yalnız konumuz bu sefer ortalama ev kullanıcısına hitap edecek. Şimdi bazı videolarımızda özellikle bu masatlar bayağı görüldü. Bu anlamda bu sefer bazı sorular gelmeye başladı. Mesela şimdi eve masat alacağız Yüksel abi, ticari bir beklentimiz yok. Şimdi masatlara bakıyoruz da 15 liradan 2700-2800 liraya kadar abi masat var. Görüyoruz senin elinde bilmem kaç tane masat var. Şu masatları bir incelesen de bize bir fikir versen, yanlış seçim hani yapmayı istemeyiz. Doğrudur. Hani makul bir beklenti. Hani bu anlamda özellikle hani gelen sorular ve eleştiriler bu anlamda yoğunlaşınca hani ben de bu videoyu çekmeye karar verdim. Bakınız konumuz yerli masatlar. Çünkü aynı zamanda özellikle soruların yoğunlaştığı şey hani fiyat kalite performansında verimli yerli masat. Çünkü ister istemez ithal masatların fiyatları çok yüksek ve pek çok aslında hani ev kullanıcısının öyle birkaç bin liralık bir masata ihtiyacı yoktur. Bu anlamda elimdeki hani 4 tane yerli masat var. Bunları aldım ve sizlere bunları incelerken hani yerli masatlar olarak belli bazı bilgileri verici bir inceleme yapmak istedim. Dostlar öncelikle söyleyeyim, eğer bu işten ekmek yiyorsanız, yani ticari beklentileriniz varsa o zaman gerçekten ister istemez çok kaliteli masatlar almalısınız. Çünkü ekmek yiyeceksiniz, bedelini ödemelisiniz. Dünyanın en iyi masatı bana göre ister istemez diktir. 3000 lira civarı fiyatları olan inanılmaz modellere kadar hani fiyatları değişiyor. Onun altına koysan hangisini? Hani Victorinox derim diyelim ki, ardından Solingenler, Fransız masatlar falan vardır. Böyle böyle gider. Bunlar hep 800 liralık, 900 liralık, 1500 liralık, 1700 liralık, 2800 liralık falan masatlardır. Ama dediğim gibi ortalama bir ev kullanıcısına böyle masatlar eğer önerirsek vallahi çok da büyük ayıp etmiş oluruz. Çünkü ortalama bir kullanıcının mutfağında öyle çok pahalı masatlara ihtiyacı yoktur ve ekseriyetle alabileceği en iyi hani yerli masada alması belki yeterli de olabilir. Şimdi başlayalım. Piyasada masatlar, mesela burada gördüğünüz masat gibi yuvarlak masatlar şeklinde çok fazla her ne kadar karşımıza çıkıyorlar olsa bile. Burada gördüğünüz masat gibi mesela yarım yuvarlak masatlar da var. Bir de hani gerek bu genişlikte gerek az biraz daha geniş, sırtı düz ya da düze yakın şimdi masatlar da var. Genelde yapısal olarak böyle 3 ayrı tipte karşımıza çıkıyorlar. Ayrıca bu şekilde metal masatlar, seramik masatlar ve elmas masatlar şeklinde de 3 ayrı gene yapıda çıkıyorlar. Seramik masatlarla elmas masatlarda özellikle bileme yönleri daha fazla olduğu için ve ister istemez bıçak yüzeyinde aşındırma yapıyorlar. Oysa benim kendi tercih ettiğim şey metal masattır. Çünkü bıçağı bileyen masat istemem. Neden? Çünkü bıçak bilemek gerçekten hüner ve itina isteyen bir iştir. Taşla düzgün bir biçimde yapılır. İlk bilemeyi, ardından son bilemeyi yapmalısınız. Ardından da deri masatla isterseniz çapak alma yoluna gidersiniz. Tabii esasında deri masat öyle sanıldığı gibi çok da rahat, böyle çok kolay çapak almaz. Ama buna karşılık oldukça da yararlıdır. Yani kısacası bıçak bilemek meşakkatli iştir. Bu anlamda bıçaklarınızın ağızlarını aşındıran masatlar tercih etmeyin. Bıçaklarınızın ağızlarını düzelten masatlar tercih edin. Şimdi
Eğer bıçağınızın çeliği hani çok sert değilse keskinlik tutamayacaktır. Bıçağınızın ağız açısının korunması özellikle çok öne çıkar. Bu anlamda mutfak bıçaklarınızın ağız açılarını kesinlikle bozmayın. 15-16 derecelik açılarla bileyin mutfak bıçaklarınızı. Özellikle basit açı ayar kılavuzuyla, hani bıçak bileme gibi bazı videolarım vardır. Pek çok bıçak bileme videom vardır ve masatlar üzerine de çeşitli videolarım vardır. Hepsini kanalımda rahatlıkla hani seyredebilirsiniz. Eskiden kasaplar bıçakların ağızlarını açtırırlardı. Hep bahsettiğimiz şu 15-16 derecelik ağız açısını yok eder, kenar çizgisini ortadan kaldırır ve bıçağın ağzını inceltirlerdi. Bunun sebebi şu bıçak bileme videolarında hep tarif ettiğimiz şu çok meşakkatli bıçak bileme olayını hani yapmak istemeyişleri yüzünden kolay bilenen bıçak ağızlarına yönelirlerdi. Ama o zaman da bıçaklarının ağızları çok inceldiği için kolay dönerdi. Bu sefer de çocukluğumuzda o gördüğümüz sahne devamlı olarak çatır 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 elinde hani masat çeken kasaplar görürdük. Bu yanlıştır. Bu yüzden bıçak bileme videolarımızda hep bıçakların ağız açılarını koruyarak hani meşakkatli, itinalı bilemeler gösteriyoruz. Bıçaklarımızın, tekrar söylüyorum, ağız açılarını bozmayın. Ayrıca masat kullanımında verim için bıçaklarınızın güzel bilenmiş zaten olması gereklidir. Önce bıçaklarınızı güzel bileceksiniz, sonra kullanmaya başlayacaksınız. Bıçaklarınızın ağzında ufak tefek deformasyonlar ve dönmeler olur. İşte bu dönmeleri düzeltmekte kullanırız masatı. Bu anlamda masatı çok da vurmayın. Bıçağınızın ağzına. Efendim, masatı vurmak için 15 derecedir bu bıçağın ağız açısı. 15 derece açıyla şuradan ikişerden 4 kere sürmeniz yeterlidir. Kısacası o şeylerde hatırladığımız, anlattığımız o şeylerdeki o kasaplar gibi. Boyuna. Bıçağınızın ağzına masap çekmeyin. Bu da bıçağınızın ağzına zarar verebilecektir. Çünkü bunların sertlikleri HRC 70 küsur sertliklere kadar çıkabilmekte ki sertlikleri müthiştir. Çok fazla bıçağınızın ağzına vuracak olursanız, bıçağınızın bu sefer ağzında bazı deformasyonlara sizler de neden olabilirsiniz. Sadece çok lazım ettiği zaman kullanın. Ve dediğim gibi bıçağınızın ağzını aşındıran masatlar kullanmayın. Metal masatlar kullanın. Şimdi yuvarlak masatlar dedik, oval masatlar dedik. Bunların boyları da gene, efendim burada gördüğünüz 8 inç masatlar, 10 inç masatlar falan derken, özellikle ev kullanıcısına önerilen masatlar bu tip masatlardır. 8 inç ve 10 inç, yani çubuğu 20 santim ve 25 santim olan masatlar. Şimdi çubuğun boyuna göre de ister istemez masadın fiyatı değişecektir. Yuvarlak mı, yarım yuvarlak mı, düz mü, ona göre değişecektir. Sonra yerli markalarımızda gerek yerli malı çelikle gerekse, şimdi Alman çelikle gayet güzel masat üreten hani üreticilerimiz var. Çeliğin kalitesi çok önemlidir çünkü şimdi çok sert ısıl işlemlerden geçmiş metallerin uzun süre iş yapabilmesi için sadece sertliği yetmez. Çelik kalitesi önemlidir. Bu anlamda gene çeliğin menşei fiyata sirayet eder. Fiyatı makul olanlar ister istemez yuvarlak masatlardır. Çünkü bunların işlenmesi ve kullanıma hazırlanıp satışa sunulması kolaydır. Bu anlamda maliyetleri biraz daha düşük olur.
fiyatları daha makuldür. Yarım yuvarlaklar ve düzler yuvarlaklara göre daha pahalı olur. Boyuna göre fiyat değişir. Ayrıca da kaliteye göre ister istemez fiyat çok değişecektir. Bu anlamda özellikle çok iyi araştırmanızı öneririm. Mesela özellikle Pirge'nin mesela yerli çelikten yapma masatları oldukça güzel. Alman çelikle yaptığı masatlar gerçekten çok güzel. Ortalama bir kullanıcıya benim önerebileceğim en pahalı masat hani 400-450 liralık kısacası masatlardır. Onun daha alt fiyat gruplarında hele öyle 100-150 liralık falan Avrupa masatlar konusu yönelmemenizi çok öneririm. Çünkü o fiyata ben orijinal Avrupa masat alabileceğinize inanmam. Ama öyle 800 liralık, 1000 liralık, 1500 liralık, 2000 liralık, 3000 liralık masatlarla ortalama ev kullanıcısına öneremem. Çünkü gerek yoktur. Şimdi dostlar birazdan bu 4 masatın ağzını hani bıçak vuracağız, masatlayacağız. Kendi çapımda sizlere basit de bir inceleme yapmaya çalışacağım. Hatta lafı çok da uzatmadan başlayalım. Şimdi elimizde yerli bir bıçak. Sertlik derecesi hani yüksek değil. Teknik olarak çok kaliteli bir masat. Bu bıçağın ağzını kısacası tutuyor bile. Şimdi bu tip bir bıçak özellikle masat testinde bence gayet makul ve oldukça hoş fikirler verebiliyor bu anlamda. Şimdi hemen basit bir şey göstereceğim sizlere. Şu kısım var ya kesinlikle parmağınızın önünde olsun. Çünkü bıçak buradan kaçtığı zaman gerçekten bıçaklarımız aslında çok keskin olabiliyor. Sadece ağızlarını düzeltmek olayına dikkat edin. Eğer parmağınıza kaçarsa şurada çok hani sıkıntı verici tendon kesikleri, sinir kesikleri, kıkırdak kesikleri gibi şeylerle karşılaşabilirsiniz. Parmak kesici deyip geçmeyin, gerçekten çok ciddi hastanelik olabilirsiniz. Bu anlamda kesinlikle parmaklarınızı koruyun. Şimdi bıçağımı şu gördüğünüz ilk masada 15 derece açıyla vurmaya başlayacağım. Dostlar, şimdi çeliği yumuşak bir bıçak olduğu halde masatımızın üzerinden var ya yağ gibi kayıyor gidiyor. Oysa bu kadar rahat, hani kayması açıkçası hiç hoşuma giden bir şey değil. Evet, az önce gene kaçtı. Şimdi üzerinde bir hani böyle dalgavari bir şeyler hissediyorum çünkü bıçağı çekerken bir miktar titriyor. Bir uzunu yapısal olarak birbirlerine çok benzemekle beraber aynı markanın masatları değil. Büyük ilisi ihtimalle Çin malı olmalılar. Şunu yapıyorum. Bu da yağ gibi kayıyor gidiyor. Belli bir pürüz hissediyorum. Evet, belli bir pürüz var. Şimdi bu aynı zamanda özellikle çeliği sert bıçaklarda kullandığımız zaman bu masatı. Masatın dişlerinin açıkçası çar çabuk bozulacağını ve bozulduktan sonra bıçaklarımızı belki köreltmeye bile başlayacağını bana düşündürüyor. Zaten şu masanın aynısından bir arkadaşım acemiliğinde döner salonunda kullanmıştı. Şimdi bu da bizim gene acemiliğimizi hani attığımız masat. Şimdi bir sene falan kullandıktan sonra döner salonunda açıkçası dönerci de abi diyordu yani bu artık bıçağı köreltmeye başladı falan da yani bir sene kadar bir zamanda döner bıçağı köreltmeye başlayan bir masat gerçekten ticari olarak vasattır. Herhalde bir evde de
sert bıçaklar söz konusu olursa herhalde bir senede pes edecektir. Şimdi şurada bir nehir var. Nehirle deneyeceğiz. Yarım yuvarlak veya oval denenlerden. Şimdi şu sap, şu sapa dikkat ederseniz, sapı buna çok benzer başka yerli masaklar da var. Bu yerli masaklar hani çubuk olarak bana hani kaynakları sanki aynı olabilir gibi geliyor. Fakat yapısal olarak biraz daha hani ev kullanıcısına hani yönelik olarak pekala tercih de edilebilir gibi de geliyor. Şimdi şu masat 12,5 liralık bir masat. Şu masat da 15 liralık bir masat. Bu masanın fiyatı şu anda herhalde 50 lira civarı. Ve gerek Nehirler, gerek ProTürkler, gerekse benzer saplar kullanan başka bir hani yerli markamız falan var derken. 3 aşağı 5 yukarı her 3 masattan da aynı verimi sizlere hani alabilirsiniz aslında diyebilirim. Şimdi bıçağın sesi biraz değişti. Sürtünmede biraz da fark hissediyorum yani. Dişler bıçağın yüzeyini sanki daha doğrusu ağzını biraz evet dokunuyor. Şimdi pürüzsüz bir yüzey var. Diğer masaklarda o size anlattığım hani bıçağın yüzeyden kayarken ki o titremesini bunda hissetmiyorum. Hani belli bir fiyat farkı var. 50 liralarda, 60 liralarda falan karşınıza çıkabilecek bir masat. Hani dediğim gibi pekala ortalama bir ev kullanıcısının mutfağına hitap edebilecek bir masat. Özellikle şu masadan rahatlıkla bir evin ortalama ihtiyacını 5-6 sene karşılayabileceğini hani sizlere söyleyebilirim. Elimde bir tane Esaş var. Şimdi Esaş'ı bir deneyelim. Valla masatın var ya, hani masatlarken çıkan ses bile değişti. Evet, çıkan ses bile değişti. Ağzında özellikle yumuşak çelikte nispeten hatta belki bir hani tutunmadan bile sizlere bahsedebilirim. Çünkü çelik gerçekten çok sert. Sağlam bir çubuk. Ama şu anda zaten buna da bayağı bir 100 küsür liralarda falan fiyatlardan bahsediliyor ki çubuk bir masat olarak Türk malı bir masat hani fiyatı da gayet aslında güzel bir masat. Yuvarlak bir masat olduğu halde hatta bu masattan olan memnuniyetimden dolayı bunun bir tane de yedeğini aldım. Elimde bunlar zaten iki tane. Şimdi dostlar çeliği yumuşak bıçakta bir özellikle şu ikisinde yüzeyde bir tutunma hissedebiliyorum. Özellikle Esaş'ta baya baya bir hissettiriyor. Çeliği tırmalıyor. Şimdi pirgeler mirgeler falan desek onlarda da aynı şeyi yaşarsınız. Karadeniz işte bazı markaların web sitelerinde var. Gerçi onlar 200 küsür liralık Alman olduğunu söyledikleri masatlar. Hani ithal masada çok girmek istemiyorum. Beni ithal masat olarak sizlere mahcup edebilir. Dediğim gibi hani 400 liranın altında ithal bir masat için herhangi bir kişiye pek de bir şey dememeyi tercih ederim. Bu çakı hani 2 santim, 2,5 santim daha uzun olsa zaten bir av bıçağı kadar bir boyu var. 3 milimde zaten bir çeliği var. 440A olması lazım. Şimdi sert bir çeliği var. Şimdi şunun sert çeliğiyle bir bu masatları deneyelim. Valla en ufak bir hani tutunma bile yok. Sadece kayıyor gidiyor.
Arada bir açı hani hafif oynar da biraz daha açılırsa, inanır mısınız masada bıçağın ağzı sanki takılıyor gibi geliyor. Bu herece 60'larda oldukça yumuşak bir çubukla rahatlıkla yapılmış diyebileceğim bir masat. Yani şu gördüğüm şey açıkçası hiç hoşuma gitmiyor. Bazen çekerken dişlere bıçak takılıyor. Yani masat bıçağı tırmalamıyor. Bıçak masatı tırmalıyor. Şunu alalım. Bunda sadece kayıyor, gidiyor. Hani masanın bıçak üzerine herhangi bir etkinliği bu anlamda pek de bahsedemiyorum. Nehir aldım. Benzer konseptteki yerli diğer masatlar da dediğim gibi bu masanın ev kullanıcısı için performansını hani aynı performansı belki verebilecektir. Şimdi bıçağın sesi gene değişti. Dediğim gibi bıçağın yüzeyindeki o titreşimleri falan hissetmiyorum. Bu da aslında gayet güzel bir şey. Yani kaynağı nedir bu çubuğun açıkçası bilmiyorum ama şunlara göre kesinlikle sertliği daha yüksek ve dahası hani üzerindeki dişlerin açılması aşamasında bence gerçekten daha güzel yapılmış bir masa. Özellikle bıçağın şu çubuk üzerinde herhangi bir etkinliği yok. Bunu sizlere rahatlıkla söyleyebilirim. Bu anlamda özellikle bazı videolarda ben de gördüm. Çok kaliteli bazı bıçaklar var. Özellikle mutfak bıçağı grubu. O bıçaklarda özellikle rahatlıkla hani verim alınabilecek bir masa. Ama şunlar pert olur ben sizlere açık söyleyeyim. Biraz daha denemek istedim. Evet, gerçekten. Şimdi esaşımı alıyorum. Bıçağın sesi biraz daha değişti. HRC 70 küsür hani sertliklerde bu çubuk hani çelik de gayet kaliteli. Bu anlamda gerçekten farkını ya hissettiriyor diyebilirim bu 440'tan. Nispeten bir hani masatın yüzeyinde hani hissediyorum. Özellikle bu düşük kalite çelikte hani bu hissettirdi. Hem sadece kayıyor hem hafif bir titreşim gerçekten var. Ön tarafı düz olması hiç hoşuma gitmedi.
Bazen uçtan çekilebiliyor. Şurada bıçağın ağzına vuruyor. Şuraya vurdu mesela demin. Şuraya bir iki vuralım da diyeceğim. Şunu da yapalım. Üzerinde. Şimdi dostlar, yumuşak çelikler, sert çelikler ve ister istemez masatın kalitesi, hani bu gibi bıçakların çelik kaliteleriyle alakalı olarak verim alabilmenizi çok etkiliyor. Bu nedenle gerçekten kaliteli çeliklerle yapılmış iyi markaların masatlarını tercih etmenizi öneriyorum ve dediğim gibi bıçak ağzını düzelten masatlar tercih edin. Bıçağın ağzını bileyen masatlar değil. Neden? Şimdi bıçak bilemek denen şey bu kadar basit bir şey değildir ya. 15 derece açıyla Yüksel abi ben bunu yapsam bu bıçağın ağzını bileyemem ya da açamam mı diye. Şimdi böyle bir bıçak bileme yok. Zaten bu yüzden bıçak bileme videolarında çok meşakkatli uğraşlarla, anlatabiliyor muyum, çok düzgün bilemeler gösteriyoruz. Bu şekilde bunu yapamazsınız. Ayrıca her zaman ağız açısını düzgün tutturmanız lazım. Aksi takdirde bıçağın ağız açısını bu sefer siz bozabilirsiniz. Bıçağınızın ağız açısını bozmayın. Sadece ağzındaki deformasyonu düzeltin. İki kere o kadar, anlıyor musunuz? 1, 2, 3, 4. Her yüze ikişerden 4 kere vurmanız yetecek. Sonra kullanın. Ağzında ciddi bir dönme ve haliyle kesme de, hani artık bu gerçekten kesmez olmaya falan başlayacak gibi falan derseniz gene. Bitti. Bu kadar da bir masat atın. Bıçaklarınız gerçekten keskin olsun ki keskin bıçak ağzını düzeltin. Bu anlamda bıçağı bilemek ayrıdır, masatlamak ayrıdır. Bıçaklarınızı bilerken özellikle bıçak bileme videolarında sizlere tarif ettiğimiz gibi sadece ben değil, tüm ustalar bunu bıçağın ağız açısını düzgün şekilde tutturarak bilemeyi gösteriyor. Bıçaklarınızın ağızları o şekilde daha sağlam olur. İlk bileme, son bileme. Bu ayrıca bıçağınızın ağzının ya çapak yapmamasını sağlar ya çapak yapsa bile kibar çapaklar yapmasını, haliyle bıçağınızın ağzının gene de daha uzun ömürlü olmasını sağlar. Amacımız boyuna bıçak masatlamak değil, ağzı uzun süre dayanan bıçaklar kullanmak. Bu anlamda ayrıca doğrama tahtanız önemlidir. Doğrama tahtaları veya doğrama plastikleri kullanın. Bu şekilde bile kullandığınızda bıçağın ağzının keskinliğini daha fazla koruduğunu göreceksiniz. Üstelik fark ettiğini göreceksiniz. Bu anlamda ters ve sert zeminlerde ve tabak içinde kesme yapmayın. Bıçaklarınızı bulaşık makinesinde yıkamayın. Özellikle sertlik derecesi yüksek, hani kaliteli, iyi ısıl işlemlerden geçmiş bıçaklar zaten 80 derece ve üzerindeki sıcaklıklarda yıkanmaz. Firmalar ve bıçak ustalarının ortak görüşü, çeliğin suyunun kaçabileceği, yani ısıl işlemle çelik belli bir sertlik derecesine ulaştırılır. İşte o sertliği kaybedeceği ve ardından çeliğin yumuşayacağı. Başıma gelmemiş olsa bile ki benim bulaşık makinem 70 derecede yıkıyor açıkçası, ama ben gene de bıçaklarımı bulaşık makinesinde zaten yıkamıyorum. Otoritelerin ve ustaların, firmaların diyelim daha doğrusu, hepsinin ortak görüşü bıçağın elde sabunlu bezle yıkanması ardından kurulanmasıdır. Bıçaklarınızı bu şekilde yıkayın. Özellikle kaliteli bıçaklarda bu anlamda hizmete dikkat edin. Anlatabiliyor muyum dostlar? Ve bu şekilde eğer çeliği yumuşak bir bıçağınız varsa işte o zaman sık sık masatlık olacaksınız. Bu anlamda masat kullanımınız iyi olsun, bir. İkincisi, bıçak ister istemez taşlanacak. Zaman zaman
Bıçak bilemeyi de özellikle bu gibi kaynaklardan iyice bir öğrenin. Düzgün bıçak bilemeyi becerin. Masat kullanmayı öğrenirken özellikle bıçağın ağzından ister istemez sizler bir bozulma yaratacaksınız. Bu anlamda özellikle bıçak ağzı nasıl düzeltilir ve bıçak ağzı açmak konusuyla alakalı özellikle çalışmaları da takip etmenizi öneririm. Kendi adıma benim gerek masat kullanımı, gerek bıçak bileme, gerekse bıçağı ağız açma, ağzı bozulmuş bıçağın ağız onarımı gibi çeşitli konularda kafi çalışmalarım vardır ama çalışmalarım uzun ve teferruatlıdır. O da benim tarzımdır. Seyrederseniz sevineceğim. Bu bıçağın ağzı 15 derecedir. 15 dereceyle de masatlanır. Bıçaklarınızı çok fazla masatlamayın. Dediğim gibi her şeyin bir yolu var, yordamı var. Buna elinizi alıştırdığınız zaman bu işi gayet güzel bir şekilde yapacaksınız. Ama dediğim gibi bu masattan ve bıçaktan ekmek yiyorsanız ister istemez bedelini ödeyeceksiniz. İşte o zaman bana sorsanız dünyanın en kaliteli masatı diktir. Dikten sonra Victorinox gelir. Ondan sonra da işte Solingen'ler. Bazı Fransız markaları falan var piyasada. O gibi bazı masatlardır. Şimdi bu sefer ona yönelmelisiniz. Ama yerli masat olarak başında da sizlere bahsettiğim gibi yerli markalarımızda hani gayet güzel esasında gerek yerli çelikten gerekse Alman çelikten masatlar var. Esas gerçi bir süredir yerli çelik kullanmayı bıraktı şeklinde bir havadis var. Ben bu havadisi diyenlerin yalancısıyım. Kesinlikle sizlere bir şey demek istemiyorum. Ama Masat'tan gerçekten çok memnunum. Hatta sırf bu yüzden yedekledim, elimde iki tane var. Bu iki Masat'ı ben tepe tepe kullansam beni 15 sene idare eder. Şimdi böyle de bir şey var. Ha dersiniz ki ya abi ben eve 700 liralık, 800 liralık peki Avrupa bir masat alsam ne olur diye. Şimdi öyle bir masat alırsanız da size nasıl söyleyeyim? O evin bilmiyorum ihtiyacını herhalde 10-15 sene rahatlıkla karşılar. Hatta ve hatta mutfakta rutubetlendirmeyin. Paslandırmayın. Vallahi sizin var ya mutfağınızda bilmiyorum herhangi bir şeye ihtiyaç da duyulmaz. Ama bıçağı bilemeyi öğrenmek. Bıçak bilemek ayrı bir konudur. Masatla yapılan bir şey değil. Özellikle dikkat, hüner ve meşakkat ister. Bu anlamda ister istemez bıçak bilemeyi öğrenmek zorundasınız. Evet dostlar, yüksek müsaadenizle bu videoyu daha fazla uzatmak istemiyorum. Artık bu videoyu burada sonlandırıyorum. Hepinize hoşça kalın diyorum. Kazasız belasız günler diliyorum. Ebedi dostluklarınız olsun diyerek. Hoşça kalın, esen kalın.